O ecel ne ileri yapar, ne geri yapar. Ama kesinlikle gideceğiz. Gidiyoruz. Hepimiz gidiyoruz. Allah iman selameti nasip. Ama nasıl gidiyoruz? Bir de o sonra kabir komşularımız önemli tabii. Ama şimdi tabii belediye nereye veriyor şimdi rastgeleni? Ayaza. O sonra çekmece, şura, bura. Uzaklara şimdi definler tabi İstanbul nüfus çoğaldı. Bu demektir ki ölümler çoğaldı. E yani işte bak bilmiyorsun ki kabir komşun kim olacak? Ama Allah Teala sohbet dinleyenlere siz kadın erkek cemaatlerimize amin demelerini sürmetine salavat şerifelerle beraber Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali musahbi sellem cümlemize kabirde çok salih ve hayırlı komşular nasip eylesin. Amin. Amin. Allahu salli ala seyidina Muhammedin ve mu ala alihi. Utfunu ve istakavmin salihin. Ölülerinizi salihlerin iyi kimselerin ortasına gömün. Ama şimdi bu Maalesef elimizde değil. Ekseriyet salihlerin bulunduğu makberelere, mezarlıklara onların da ekserisi zaten eski mezarlıklar. E, yenilerde de salih bulunur mu? Bulunur. Öyle mezarlıklar biliyorum. Orada Allah dostlarından biri var. Yenilerden. Mezarlık yeni zaten. Çok yerlerde biliyorum. Efendi Hazretimiz veya seyitlerden salihlerden biri var. O birinin hürmetine ne olur hepsine? Şefaat ulaşır. Ama Allah Teala yakın komşuluk nasip eylesin. Zira ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem innel meyitele min cari su kema ezzel yete e, kema yeteezzel racül min câris su fiddârit dünya Dünyada bir adam kötü komşusu olsa, devamlı karısını dövse, ses gürültü, batırtı, ondan sonra veyahut da kokusundan rahatsızlık verse veya efendim başka türlü e eziyetler yapar komşu eziyeti çok tehlikeli bir şey. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sığındığı bir şey. Ama eee Efendimiz sallallahu aleyhi ve sığındığı bir mesele nedir? İkamet yurdundaki komşunun eziyetinden sana sığınır. Yani min cari su daril fe inne badiyete Çadırda komşu olsa, çölde komşu olsa, rastgele bir sahada komşu olsa o değişir buyuruyor. Ama ikamet yurdumdaki komşunun şerinden sana sığınır. Yani kalıcı, kalıcı komşu. E, kabirdeki daha uzun kalıcı. Onun için dünyadaki evinin yanındaki komşusunun eziyetinden bir insan sıkıntıya düştüğü gibi kabir komşusunun da azabının sesini bile duymaktan çünkü ruhlar diri. O da ne olur? E, eziyetlenir buyuruyor Sallallahu Teala Aleyhisselam. Onun için ümmetimden bir cemaat kabre konur. Sonra mahşere çıkar. Ama mahşere insan olarak mezara girer, maymun olarak mezardan çıkar. Ala suratil kıradeti l Deylemi hadisinde geçer bu müstedifir derste. Peki nedir? Adam niye insanlık kılığından çıkartılmış da maymuna domuza dönmüş? Yani insan tahmin bile demiyor. Ne yapmıştır bu? Yani normal içki, kumar, zina falan. Yani Müslümanlarda günah işleyenler var. Tövbe kapısı açık, Allah affeder falan. Bu şimdi ne yaptı acaba ya? Anasıyla mı zina etti acaba? Babasını mı öldürdü? Dün işte haberlerde bugün babasını öldürmüş. Sonra da at, yakmış. Böyle bedbahtlar, şakiler var. Babasını öldüren var, anasıyla zinaden var, bilmem ne var. Burası dünya yani. Beni İsrail ne yaptıysa benim ümmetim yapacak. Anasıyla zinaden varsa benim böyle olacak buydu E ben İsrail'de anasıyla zinadenler vardı. Benim böyle olacak buydu E şimdi insan da merak ediyor. Bu adam niye maymun domuz şeklinde çıktı? Mahşere. Bima dahenü yağcılık yaptılar. Bak şimdi. Kendisi şu günahı yaptı demiyor. Çünkü en büyük günah neme lazımcılık yapmak. Bana neçilik. Kime? Ehlel maaz. İsyan işleyenleri işleyenlere. İçki kumar oynayan, zinaden, ha şimdi Noel kutlamaya hazırlanan, kafirlere benzemeye efendim, niyetlenenleri önüne set çekmedi, münkerden nehyetmedi, ya bari şu sohbet hazır yapılmış, onun linkini ulaştır, bir dinle de ya. Onu da yapmıyor. Bu ne kadar gevşek adam ya. Sohbeti biz yapıyoruz, her şeyi biz yapıyoruz. Adam bir parmakla basamadı. Ya ama hoca ben, benim grubumda çok değişik adamlar var. Kimler var? Zurnacılar, şucular, kucular, açıklar, saçıklar. O açıklar saçıklar senden fazla beni dinliyor be. Korkma korkma. Ondan sonra ya işte şimdi o benim müşterilerim var şunlar var. Ondan sonra aa çüppelinin şeyini mi? Meğer bu da yobazmış ya. Yılbaşı kutlamayın diyen gericilerdenmiş falan. Ondan sonra benden alışverişi keser. Benim de şimdi grubum kalabalık. Yüz kişi grubu olan var, bin kişi grubu olan var. Ondan sonra imajım bozulur tanıyan var, benim namazla abdestli olduğumu bilmeyen var. Onlara deşifre olurum. Ulan neyi deşifre oluyorsun? Sen Müslüman değil misin? Müslümansan zaten namaz kılacaksın ya. Cübbeliği dinime atmış. Ya ne var bunda? Ha, Mevla görüyor. İnne rabbeke lebil mirsad. Sen neden çekindin de Allah'ın adetlerini, hadislerini, tebliğlerini oraya nakletmedin? Neden çekindin sen? Paradan mı? İşte dostlarım eksilir diye mi? Ne lazım öyle dost? Amel etme edebilir. Ama en azından kulağına vurur. Bizim vazifemiz ona ulaşmış olur. Bu da bir belayı kaldırır. Çünkü kötülükten neye yetme vazifesi yaptığımız zaman en azından dualarımız kabul olur. E biz ümmet için dua eden cemaatleriz. Müslümanlarız. E ama şimdi duamız kabul olmuyor görüyorsunuz. Gazze için bu kadar ediyoruz tutmuyor. E, ekonomi düzelsin pahalılık insin aşağı, memlekette sulh eman olsun falan. Mesela tutturabiliyor muyuz genel manada? Niye? İyiyle emretmek yok, kötülükten ne etmek yok. E sen hazır sohbeti bile bir çekinceyle ne getirir, ne götürür hesap yaparak insanlara atmıyorsun. Ya o orta gruplara atılmaz ya. Çünkü neden? Aa bu da cübbelici bilmem. Ama cübbelici diye bir şey yok. Allah ve Resulü'nün Buyurduklarını duyuruyoruz. Bizim e, kendimize davet ettiğimiz hiçbir oluşumumuz yok. Şuculuk, buculuk böyle bir şey yok. Ama yani Allah ve Resulü hepimizin Allah'a peygamberi değil mi kardeşim? Ne var? Seni uyarıyor. Belanı bulma diye, cehenneme yanma diye. Bak zalimlere azıcık meyletmeyin, ateş dokunur size. Kur'an uyarıyor. Ben de sana bu uyarıyı ulaştırıyorum. Ne var? çekinmeyin. Allah için tebliğ yapın. Çekinirseniz bereketiniz kaçar ve dualarınız da donur. Bu çorbada hiç tuzumuz olmaz. Ondan sonra korkarım ki bak mahşere ne şekillerde çıkmak var. Suçu ne? Günah yapmışlar demiyor. Bir madde henu vehel maasi. Günahkarlara yağcılık yapmışlar. Ne med yapmışlar. Bana ne şimdi bu konuları karıştırayım, adamın da dikkatini üzerime çekmeyeyim falan. Çek ya! Adam bilsin ki bu adam Noel kutlamıyor, yılbaşı kutlamıyor. Bu adam sohbet dinliyor, bilsin ne var? Leke midir? Ar mıdır? Utanılacak bir şey midir? Ayet hadis dinlemek. Ve keffu an nehyim Onları nehyetmekten kendilerini men ettiler. Yani geri tuttular. Bak işte bir tuş şeyine bir değmekle bir tebliğ ulaştırmaktan bile ne yapıyor? Kendini geri çekiyor. Geri çekiyor. O kadar hayat hadis okundu burada şimdi bir saatte. Bu kadar helal arama anlatılıyor. O ne yapıyor? Şimdi bunu ulaştırırsa Allah'ın yasak ettiklerini tebliğleri millete gidecek. Ama bugün kendini tutuyor. Ve o halbuki onlar yesatiyun. Buna güçleri yetiyor. Şimdi senin bunu bir Instagram'da bir bilmem neyse nerelerde ne gruplar varsa ben onları anlamıyorum. Hangisinde grup oluyor, hangisi olmuyor. Oralara ulaştırmana veya özelde bir adama atmana veya genelde işte, gruplarda paylaşmana falan. Gücün yetiyor mu, yetmiyor? Parasız her şey bedava. Peki sen ne yapıyorsun? Kendini geri tutuyorsun. Halbuki o kadar emri bir maruf ulaşacaktı ona. Niye geri tutuyorsun abi? Ya işte. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Benim için iyi olmaz yani imaj bakımından. Ama senin için hakikaten iyi olmaz. Sen o tebliği ulaştırmazsan senin için Mevla seni gözetiyor. Orada iki tane, üç kişi seni beğenmedi, yorum yaptı. Kardeşim ne atıyorsun bana böyle şeyleri falan? Kardeşim ben seni Allah için uyarıyorum. Sevdiğim için, dost bildiğim için. Diye bir cevap yazabilirsin. Ne var yani? Mahkemeye intikal edecek bir şey yok ki. Ne? Cebinden para çıkmaz bir şey yok. adam benim hakkımda ne düşünür? Ulan Allah senin hakkında ne buyururu düşünmüyorsun? Allah'ın yarattığı bir mahluktan utanıyorsun ya. Sen işte mahşere çıkacağın Tip ve şekil ortada. Yapmayın, kendinize kıymayın ya. Yani. Birkaç günlük hayat sel gibi ahirete gidiyor millet. Gençler kalp krizi acayip, bir anda entübe yani olmuş oluyor herkes ya. Bir anda ciğeri gitmiş şeymiş.